Evet değerli izleyenler, birlikteliğimiz canlı yayınla devam ediyor. Sine 5 ekranlarında uzman gözü programında, programımızın bu ikinci bölümünde, yani son bölümünde de hastalık boyutunda yaşanan sıkıntılara şifalı bitkiler boyutunda bakıyor olacağız. Bakın gördüğünüz gibi elimde bitkilerimiz var. Bunlar bitkilerin esas hali, hiç işlenmemiş hali. Evet. İbrahim Bey'in olduğu bölümde de pratiği diyorum ben ona, işlenmiş hali var. Hepsini konuşacağız. Hangi otlar ya da hangi bitkiler sağlık noktasında bize nasıl geri dönüş yapıyorlar? Dolayısıyla bunları artık bu işin duayenlerinden, çünkü her zaman söylüyor, 30 yılını bu işe vermiş. Bütün bitkileri hemen hemen, bilmem abartıyor muyum İbrahim Bey, ama tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Efendim? Yani anlattıklarınızdan ben onu çıkarıyorum. 0212 alan koduyla 331-32-17-18-19 telefon numaralarımız sevgili seyirciler. uzmangozletine5.com.tr'de mail adresimiz. Bu arada bir önceki konumuz olan Müjgan Hanım'a birkaç mailimiz vardı, sorumuz vardı. Süremiz kısıtlı olduğu için okuyamadım. Ancak yayın sonrasında bize mail atan bu anlamda bütün izleyicilerimize döneceğiz. Hürmetler, saygılar. Saygılar. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Biz deyiz, çok teşekkür ediyoruz. Bitkilerle daha iyi olacağız galiba. Evet, öksü otu çok enteresan bir bitki. Hangi anlamda? Bu çayı içilirse tansiyon düzenleyici, kolesterol, lipid, trigliserit, yağlara karşı etkili. Almanlar bunun liken denen bir içerisinde birleşiminde etken bir madde var. Bundan kansere karşı etken maddeler üretiyorlar. Öksü otu. Öksü otu. Hemen evet. Bir izleyicilerimize gösterelim mi, izin verirseniz? Kist, miyom, nodül eritici. Kadınlarda hemen kokluyorum. Adet düzenleyici. Aa, süper. Fakat esas bunun etki şöyle alanı kansere karşı etkili olması. Öksü otu. Aynı sefada yine aynı şekilde yüzyıllardır kansere karşı kullanılan bir bitki. Sefa çiçeği. Bunun da rengi çok şekermiş. Renk, koku. Çiçeğinin taç yaprakları sadece. Çok güzel. Evet. Cips kokuyor. Baharatlı cips. Ben hep bir isim muhakkak buluyorum. Ama hakikaten çok güzel kokuyor İbrahim Bey. Bir bakın. Bundan bayanların şu yüzündeki kırışıklıkları genellikle çok problem yapıyorlar. Evet. Yüzdeki kırışıklıklara karşı krem yapılabilir. Çok kolay. Öyle mi? Evet. Mesela diyelim ki kendisi evde yapabilir kişi. Tamam, bunu ben bunu alıyorum o zaman. Hemen çantama koyuyorum. Götürüyorum eve. Bunu da krem alıyorum. Yapmak oradakilerin çok hepsinden alıyorum. Sonuçta bitki, yani şifalı bitki. Evet, elimde çok güzel yeni bir rapor var. Bu da 2 gün önce geldi. Öyle mi? 63 yaşında bir bayan. Lösemi, kan kanseri. Oğlu bize geldi. Dedi ki abi, ürünlerinizden çok çok memnunuz. Ne oldu dedim. Yani 2'de 4 ay kemoterapi görmüş İzmir'de, hastanede. Ve sürekli kan değerleri düştüğü için sürekli hastaneye gidiyor, kan veriliyor. Yani eğer ki tromboz sayısı aşırı düşerse, herhangi bir yaralanmada kanadığı zaman durdurmak mümkün değil. Normal olarak tromboz sayısı 130 ile 400 arası olması gerekirken bu bayanda onlara düşüyor. Yani çok çok rizikolu. Lökosit oranı da çok düşmüş. Şimdi bizim ürünleri kullandıktan sonra, burada raporda şu kullandıktan sonraki rapor, bu kullanmadan önce trombozit sayısı 14.4. Bütün kan değerleri alt üst olmuş, dengesiz, bozuk hepsi. Tam 25 gün bizim ürünleri kullanmış, değerleri mükemmel, 4.4. Burada 14, hiçbir 14 olanı merak ettim. 119'a çıkmış. Evet. 14.4 olan tromboz sayısı, yani kanın pıhtılaşmasını belirleyen. Şöyle hastane ismi göstermeden şunu görsün. Şimdi biz bakıyoruz ediyoruz ama sevgili seyirciler belki de boş kağıda bakıyorlar diyebilirler. Çünkü şüpheci insanlarız, evet, ama öyle evet de olalım. Her şeyi göstermekte. Gerçi evet parlayabilir ama en azından şu şekilde gösteriyor olmamız bile. Doğal tedavi noktalette evet, rapor yayınlanıyor. İşte kendileri yayınlayabilirsiniz. Problem yok dediler. Müsaade aldığımız için. Tabii. Bizde rapor çok. Tabii. Dosyalarca rapor var fakat müsaadesini aldığımız raporlara yayın. Her rapor yayınlanmaz tabii ki. Peki bu hasta hangi yöntemi lösemi sonra hastası kullandı? Lösemi hastası. Lösemi hastası. Nasıl kullandı? Kaç günde kullandı? 25 günlük kullanım sonucu elde edilen değer.
Bütün kan değerleri düzeldi. Peki, çok kritik, çok önemli ama bir virgülle lafınızı bağla böleceğim. Çünkü haberlerimiz de çok önemli. Bakalım Türkiye'de ve dünyadaki son gelişmeler, sadece birkaç dakikalık mini bir haber turuyla sevgili seyirciler Sine 5'te. Sonrasında kısa bir reklam, dönüşte biz tekrar karşınızda olacağız. Evet değerli izleyenler, tekrar karşınızdayız efendim. Herbalist İbrahim Gökçek ile birlikteliğimiz devam ediyor. Çok çarpıcı bir örnek veriyordu. İki gün önceki bir hastanızı, evet, isterseniz kaldığımız yerden 63 devam edelim. 63 yaşında bir hanımefendi lösemi, yani kan kanseri. Tromboz sayısı 19.4'e düşmüştü. 14.9'a. Bizim ürünleri kullandıktan tam 25 gün sonra 119'a. Evet. Şimdi şurada gördüğünüz bütün değerler alt üst olmuş. Gördüğünüz işaretli bütün değerler. Eritrosit, yani kırmızı kan hücreleri, al yuvarlar çok düşmüş. Bizim ürünleri hemen kullandıktan sonra normale dönmüş. Lökosit, yani ak yuvarlar, yani mikroplarla mücadele eden, sayısı 18'e yükselmiş. Normal 11'e geçmemesi gerekir. Çok yoğun bir mücadele var. Yani aşırı olması da tehlikeli. Bizim ürünleri kullandıktan sonra 25 gün 18'den 9'a normal değere dönmüş. Maşallah. Bütün kan değerleri 25 günde normal. 25 günde. Gerçekten yani, büyük bir başarı. Bir de çok önemli bir hastalığı konuşuyoruz. Lösemi, kan kanseri hastalığını. Böyle bir Rize'de bir 5 yaşında bir çocuk. Lösemiye yakalanmış. Kemoterapi. Saçları dökülmüş. Reklam arasında konuşmuştuk. Burundan besleniyor. Çocuğa demiş ki doktorlar, annesini babasına, modern tıp bitti, bizim yapacağımız bir şey yok. Alternatif tıbbı deneyin demişler. Onlar da alternatif tıp, Türkiye'de ne kadar uzmanım diyen kişi varsa hepsinden ürün almış, kullanmışlar. Hiçbir etkisi olmamış. Beni aradı, dedi ki ya bütün bunda işi yapanlar hep şarlatan mı dedi. Dedim haklı olabilirsin ama bizi denemedin. Dene gör. Denemeden olmazdı. Kaç milyar param boşa gitti dedi. Para önemli değil dedi. Panik oluyorum, çocuğuma bir şey olacak, gidecek diye. Korkuyor tabii. Bağırsakları çalışmıyor. İki defa böyle bağırsakları artık çalışmıyor. İlaçlardan dolayı. Dedim bir hafta, iki hafta kullan bir bakalım. İksiri gönderdik. Tabii bizim ürün fiyatına göre şaşırdı. Çok ucuz. Yani bu formülle. Uygun. Çok uygun. Bir şey demedi artık. Kullandı. Bir hafta sonra beni aradı, dedi ki çocuğun bağırsakları çalışıyor dedi. İyi dedim. 3 ay sonra bağırsaklar dışarıda tabii. Kolestemi torbada. Ameliyatla bağırsaklar içeri alınır. 6 ay sonra okuluna gider dedim çocuğunuz. Merak etmeyin. Moral olsun diye söyledim ben. Yani. Moral çok önemli. Çok önemli. İnşallah gerçek mi söylüyorsun dedim. Gerçek dedim. Bir de siz garanti de, yani tamam bu formülü kullanın, bu şekilde hayatınızda ya da sağlık noktası işte değişiklik olacak da demiyorsunuz. Bence o da çok önemli İbrahim Bey. Çünkü modern tıpta bile %100, tabii, değil mi? Hiçbir zaman kesinlik yoktur. Mesela bu 63 yaşındaki bayan kan kanseri, lösemi çok ağır. 4 ay kemoterapi görmüş. Yani. Ve sürekli kan değerleri düşüyor, yani tromboz sayısı düşüyor. Çok düşüyor yani. 130 ile 400 arası olması gereken değer 14'e düşmüş. İkide bir hastaneye gidip kan veriyorlar. İçeride nasıl bir mücadele var demek ki, değil mi? İnsan tabii. Içerisinde. Selma Hanım mıydı? Emine. İsmini söyleyebiliyoruz değil mi? İzin vermiş. İzin verdi, evet. Çok geçmiş olsun ettiler. Diyelim. Gerçekten şimdi hayat onun için yeniden başlıyor. 25 günde değerleri normale dönünce bütün hastanenin, yani bu konudaki uzman doktorlar da şaştı. Devam edin. Çok güzel, iyi gelişmeler. Onlar da devam edilmesini tavsiye ettiler. Rize'deki bu çocuk da işte bir hafta içerisinde bağırsakları çalışmaya başlayınca onlar da şaşırdı. Ben dedim ki 3 ay sonra ameliyatta tekrar bağırsakları içeri alınır. Birkaç gün sonra yemek yemeye başlayabilir, çorba, hafif yemekler. Yani moral vermek için konuştum. Gerçekten de 3 ay sonra bağırsakları ameliyatla içeri alın, tekrar normale döndü. 6 ay sonra çocuk normal okula başladı. Maşallah şimdi. Ama aradan 3-4 yıl geçti. Şimdi mesela çocuk grip olsa, üşütse, nezle olsa, babası hemen beni arıyor.
Ne tavsiye edersiniz hocam? Hangi bitkiyi dedim, doktoruna sor, ondan sonra bana sor. Doktoruna sor, ne olduğunu bilmem ben. Güzel. Yani ona göre bir bitki tavsiye ederim. Herhangi bir şahıs. Şimdi maşallah hiçbir problem yok. Çok güzel. Ha. Şimdi burada 10 yaşında bir kız çocuğu. Bunun da tiroid, 10 yaşında. Tiroid bezesinde nodül. Nodül var. Değerleri, tiroid hormonları, tiroksin o kadar yükselmiş ki ameliyat olması şart. Bize geldin de dedim ki deneyeceğiz. FT4 2.79 yani nodülden dolayı aşırı hormon salgılıyor. Deneyelim dedim 6 hafta. 6 hafta denedikten sonra yine ameliyat olun. Ameliyat olmak her zaman mümkün. 1.2'ye düşmüş. 6'a evet 1.279'dan tiroid bezesindeki nodül tiroid bezesinin hormon salgılamasını ya aşırı hormon salgılamasını sebep oluyor veyahut da hormonların salgılanmasını frenliyor. Evet. Bizim bu ürünleri kullandıktan 6 hafta sonra tam 6 hafta sonra doktoruna gittiğinde tekrar nodül tamamen sıfırlanmış. Yok. Hormonları normale dönmüş. Babası çok sevinçle beni aradı dedi ki Allah sizden razı olsun. Ne oldu dedim. Ameliyata gerek kalmadı çocuğun. Oh, nodül eridi, hormonlar normale döndü. Yani mükemmel yani tabii ki 10 yaşında çocuğun ameliyat olması demek sadece o noktadaki nodül alınmıyor. Çevresindeki doku da almak gerekiyor. Çünkü nodülü besleyen yan kökler var saçak şeklinde. Bunları da aldığı zaman büyük bir lob gidiyor. İleride o hap bağımlısı olmak zorunda kalıyor. O da bir sıkıntı yani. Da, yani ömür boyu hap almak bir sürü hastalığı tetikliyor. Burada başka bir çok ağır bir vaka var. Bu beyefendinin de akciğerlerinde 3 tane sağ akciğer lobunda 3 tane küçük küçük nodül, lenf nodları, kötü ölüm. 3 tane de sağ akciğerinde, bir tane de karaciğerinde. Şimdi bizim ürünleri bu beyefendi Bulgaristan'da kolon kanseri olan bir hasta bizim ürünleri kullandıktan sonra iyileşti. Bulgaristan'a da gönderiyor. O orada iyileşince burada Bulgaristan göçmeni duymuş dedi ki ben de kullanayım. Çünkü hem sağ akciğer lobunda hem sol akciğerinde hem karaciğerinde yayılmış bütün kist oluşmuş. Ameliyatı mümkün değil. Dağınık. Metastaz yapmış. Evet. Doktoru dikkat edeceksiniz. Ameliyat mümkün değil çünkü bir noktada değil, birçok noktada. Deneyelim dedim, 6 hafta bir deneyelim. Tam 6 hafta içerisinde tekrar doktora gittiğinde önceki incelemede sadece 2 santim olan sadece 1 santim kalmış. Diğer bütün nodüller erimiş 6 hafta içerisinde. Evet, bakabilir miyim? Tamamen erimiş. Sadece bir tanesi küçülmüş o da büyük olan. 2 santim çapında en büyük. Kist küçülmüş. Diğerleri tamamen yok olmuş. 6 hafta. Evet burada hepsi notu düşürmüş. Dediğiniz gibi tiklerle de belli edilmiş. Evet. Maşallah diyelim. Gerçekten büyük bir başarı. O yüzden bitkileri konuşurken başına şifalı sıfatını da etkiliyoruz. Tabii tabii. Şifası şifalı. Da buradan geliyor. Şifalı yani bitkiler. Klinik araştırmalarla etkisi %100 ispat edilen bitkilerden konuşmak değil mi? Gerek. Dışarıdan kaldırımda gördüğünüz otu koparıp getirip burada anlatmıyorsunuz elbette ki. Senelerdir yurt dışında ki profesör yani özellikle de modern tıp anlamında, tıp doktoru anlapmında profesör doktorların ismini vererek tabii, onları tabii. Yapmış olduğu klinik çalışmalar neticesinde. Mesela biraz önce söyledim ya, mesela öksü otuyla ilgili Almanya'da 30-40 yıldır klinik araştırması yapılıyor. Kansere karşı etkisi ispatlanmış. Brezilya'da Lapajo ile ilgili klinik araştırmalar yapılıyor. Belgelenmiş. Avustralya'da papaya sapından elde edilen meyve özü elde edilen meyve. Klinik araştırmalar belgelenmiş. Endonezya, Malezya gibi ülkelerde zerdeçal kökü, zerdeçalla ilgili klinik araştırmalar var. Yani herhangi bir konuda bir fikir beyan etmek için o bitki gerçekten klinik araştırması yapılmış. Bu önemli. Tabii. Mesela şeytan pençesi kökü. Sadece Profesör Doktor Kubrinski şeytan pençesi kökünün romatizmaya karşı etkisini ispat etmiştir. Binlerce hasta üzerinde denemiş. Freiburg Üniversitesi'nden.
Onu da gösterelim İbrahim Bey. Arpago fitum. Yani artrit, eklem iltihaplanması, artroz, eklem deformasyonu, yumuşak doku romatizması ve ankilozan spondilit gibi omurların bazı insan, Suzan Pekusel'de galiba bir bayan sanatçımız bu hastalığa yakalamıştı. Eğiliyor böyle bütün omurları yavaş yavaş kaynıyor. Ne oluyor? Sonra doğrulamıyor yavaş yavaş. Bu hastalık ankilozan spondilit hastasını bile biz hamdolsun tedavi ettik. Peki. Ama zaman alır. Yani hemen bazıları bir ay, iki ay sabredemiyor. Diyor ki ya niye iyileşmiyorum? Sabredeceksin yavaş yavaş, yavaş yavaş. Zaman meselesi. Evet, çünkü hastalık ciddi bir hastalık. Peki İbrahim Bey, bunun etkisinin olduğunu söylediniz değil mi? Az önceki hastalıklarda. Tabii. Şeytan mesela bunu nasıl kökü. O zaman tüketeceğiz diye soru işaretleri oluşabilir izleyicilerin kafasında. Bu şeytan pençesi kökü tek başına kullanılmaz. Isırgan otu, ayrık kökü, civan perçeme otu, at kuyruğu otu. Eğer kişinin bağırsaklarında varsa, problem varsa aloe vera jel kullanmak şart. Çünkü bütün hastalıkları tetikleyen bağırsaklardaki mantarlar. Bağırsaklardaki mantarların çoğalmasına sebep olan antibiyotikler, antihistaminik, antidepresan, kimyasal ilaçlar. Kimyasal ilaçlar mideye ve bağırsaklara atılan mini atom bombası gibi. Faydalı bakteri yok ediyor. Faydalı bakteri azalırsa zararlı bakteri ve mantar çoğalıyor. Zararlı bakteri ve mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakıyor. Bağırsaklar kendini korumak için çok yoğun bir yağ tabakası oluşturuyor. Yağ tabakası nedeniyle ince bağırsak normal olarak günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılarının kalitesi düşüyor. Mesela çok önemli bir enzim, diaminooksidaz histamini dengede tutan bir enzim. Bu enzim azalırsa kişide polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seboreik eksem, atopik eksem. Alerjik hastalıklar, deri hastalıkları, mide bağırsak rahatsızlığı ortaya çıkar. Bütün bu hastalıkları tetikleyen bağırsaktaki mantarlar. Fakat bağırsaktaki mantarları teşhis etmek mümkün değil. Neden? Çünkü 3 çeşit mikrop var. Bakteri, virüs ve mantarlar. Mantarları futbol topu kadar düşünelim. Bakteri portakal kadar, virüsü misket kadar. Bağırsaklar da kalecinin arkasındaki file gibi. Geçirgen, filtre, kanal var 2 milyar. Buradan portakal büyüklüğündeki bakteri, misket büyüklüğündeki virüs kana karışarak bütün vücuda yayılabilir. Yani idrar ve kan tahlilinde bakteri ve virüs teşhis edilebilir. Fakat mantar teşhis edilemez çünkü mantar büyük, geçmez. Geçse zaten bir kişi yaşama şansı 10 gündür öldürür. Mantar kana karışsa kişi yaşayamaz, ölür. Çünkü çok yoğun bir toksik madde üretir. Bu nedenle bazı insanlar çok nadir duyarız kan zehirlenmesinden öldü diye. Sebebi bu. Bağırsaklarından mantar kana karışıyor. Çok nadir. Bağırsak delinmesi olmuş derler. Aslında bağırsakta delinme olmuyor. Geçirgenlik katsayısı büyüyor. Kanalların açılıyor. Açıldığı zaman mantar da geçiyor. Mantar geçerse hayati tehlike. Hayati tehlike başlıyor. Bu gibi durumlarda her türlü alerji, her türlü deri hastalığı ve mide bağırsak rahatsızlığı aloe vera jel diye çok özel bir ürünümüz var. Bu aloe vera jelden ve 19 çeşit bitkiden ürettik. Evet, hemen bakıyoruz. Her programda olduğu gibi programda da gösteriyoruz. Aloe vera'yı çünkü çok duyuyoruz. Bilmeyenler olabilir, onlar için bir kez daha gösterelim. Böyle bir bitki sevgili seyirciler. Ama bitki deyip geçmemek lazım. Nelere nelere kadir değil mi, evet. İbrahim Bey? Aloe vera'nın tabii birçok özellikleri var. Hepsini İbrahim Bey'den dinliyoruz, öğreniyoruz ama ben yaptığım gözlem neticesinde şöyle bir şey olduğunu görüyorum. İçerisinde şöyle enteresan bir sıvısı var. Jel, sümüksü kıvamında sevgili seyirciler. Böyle uzayabiliyor. Fakat bu bitkiyi kopardığınız zaman bakın bunlar hep benim eserim geçtiğimiz programlardan. Hiç kesinlikle kurumadan, çürümeden tekrar kendisini tedavi yeniliyor diyelim. Evet. Abi. Buyurun. Şimdi böyle bunda 22 çeşit amino asit, 15 çeşit vitamin var, 12 çeşit enzim. Yani tripsin gibi, lipaz amilaz gibi enzimler içeriyor. Bunu kullandığı zaman kişi adeta yedek bir organ, sindirim organı gibi yemiş olduğu besinleri sindirimini hızlandırıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. Mesela yemek yedi, rahatsız oldu kişi. Ağır bir yemek yedi istemeyerek. Bir fincan aloe vera jel. Veyahut da bir fincan iksir. Yani bu. İçtiği zaman 10 dakika sonra hiçbir şey yememiş gibi rahatlıyor. Rahatlatır. Güzel. Bazen istemeyerek kişi lokantaya gidiyor veya herhangi bir davete gidiyor.
hoşuna giden yemekler dolusu dayanamıyor. Ondan bundan 10 dakika sonra balon gibi şişiyor. Tabii o halde de yatacak hali yok. Yatsa uyuyamaz, rahatsız olur. Şişkinlik de kötü bir şey yani, hakikaten sıkıntılı. Hazım rahatsızlığı. Evet, hazımsızlığı. Sabahlara kadar kötü rüyalar görür. Evet. Bu nedenle bir fincan iksir veya bir fincan aloe vera jeli içtiği zaman 10 dakika sonra rahatlıyor. Hiçbir sindirim rahatsızlığı kalmaz. Çok kısa güzel. Sürede rahatlatır kişiyi. Hı hı. Aloe vera jeli ile ilgili dünya çapında 2,5 milyon insan üzerinde denenmiş. Hı. Mesela Mısır'da 1973 yılında yapılan araştırmalarda akne, sedef ve şeker hastalığı nedeniyle baldırda, bacakta oluşan iyileşmeyen yaralara ulkus denir. Allah korusun, mesela şeker hastalığında ilerlemiş şekerde ayak baş parmaklarının kesilme rizikosu var, kangren oluyor. Bazen bacağı bile değil mi? Kişi kaydıp edebilir. Bunu dahi iyileştirebiliyor, belgelenmiş. Hı-hı. Tayland'da da yine tip 2 yani sonradan ortaya çıkan şeker hastaları üzerinde tedavi denemesi yapılmış ve iyileştirmiştir. Şeker hastalarını iyileştirdiği belgelenmiştir. Fakat en büyük araştırmayı Alman Sağlık Bakanlığı Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'da 2,5 milyon insan üzerinde araştırma yapmıştır. Birebir. Yani bayağı büyük bir her ülkenin Sağlık Bakanı ile birlikte çalışmış. Yani kendileri direkt değil. Bu ülkelerin Sağlık Bakanı ile birlikte çalışmış, araştırma yapmış. Ve herkes memnun, hiç bir yan tesirini gördüm diyen olmamıştı. Güzel. Sadece siz böyle taze taze yerseniz tadı biraz acımtırak. Evet. Ben yiyebilirim. Bende problem yok. Sizde problem yok. Siz yiyorsunuz. Evet. Zaten o yüzden böyle aman acı, ekşi demediğiniz için, şifalı bitkilerden yararlandığınız için de böyle herkesten iltifat alıyor. Daha geçenlerde ben bizzat, sadece ben demiyorum. Hani sevgili İbrahim Bey, her geçen gün gençleşiyorsunuz. Bu işin sırrı nedir diye geçenlerde de yine kanalda biri size İbrahim Bey nedir bu işin sırrı demişti, değil mi? Evet demişti. Yani demek ki bu işin sırrı aloe vera'da, şifalı bitkilerde. Onlar önemli. Onunla da ilgili klinik araştırması var. Japonya, Hiroşima'da Fushiyama Üniversitesi aloe vera jeli ile ilgili araştırma yapmış. Yapmış olduğu araştırmada hücre yenileyici yani gençleştirici özellik tespit edilmiştir. Fushiyama Üniversitesi'nin Hiroşima'da, bu atom bombası atılan yerde. Peki onun için de yine bu yöntem mi kullanacağız? Gençleştirmek için mesela kullanmak isteyenler. Bağırsaklar temizlendiği zaman bütün vücudu temizliyor. Kan temizliyor, damarları temizliyor, beyni, kalbi, bütün organları temizliyor, aloe vera jeli. Peki İbrahim Bey, hep diyoruz yani biraz acı kekre gibi ama bana da hafta içi şöyle sorular geliyor. Peki acı, yani tadı kekreyse, acıysa biz onu nasıl tüketeceğiz? Ha, yok ama bu böyle doğal, ham halinden bahsediyorsunuz. Bunun birleşiminde çiçek balı var, evet. 19 çeşit bitki var. Var. Yani çiçek balı yüzde yüksek oranda yani söyleyeyim. Bunu içtiği zaman var. Tadı ki güzel, ne kadar faydalı. İçimi güzel, tadı güzel. Yani buradaki ham hali gibi değil. Tabii. Fermente oluyor zaten. Artı mesela midedeki ülsereye karşı çok etkili bir bitki var. Laden gülü. Türkiye'nin Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinde yetişir. Gastrite, ülsere karşı çok çok etkili bir bitki. Bununla da ilgili Anadolu Üniversitesi'nin Eskişehir'de küçük çaplı bir klinik araştırması var. Gastriti, ülseri iyileştirdiği belgelenmiştir. Almanya'nın Saarland eyaletinde Hamburg Üniversitesi'nde yapılan klinik araştırmalarda bazı çocuklarda genellikle besin alerjisi oluyor. Atopik eksem denir. Besin alerjisi. Bazıları elma, armut yediğinde, bazıları yumurta yazdığında, bazıları et yediğinde kişiden kişiye değişir veya unlu mamuller. Kaşıntı olur. Sulu, kaşıntılı, kabarcıklı yaralar oluşur. Laden gülü de buna karşı dünyada en etkili bitki. Bunun içerisinde aynı zamanda laden gülü var. Ama laden gülünün de türleri var. Beyaz çiçekli, pembe çiçekli, kırmızı çiçekli, mor çiçekli. Mor çiçekli olana Kanada laden gülü denir. Zehirlidir. Bilmeyenler toplamasın. Dikkat etsinler yani. İşte o yüzden bilmek tehlikeli. Peki hepsini ve daha fazlasını konuşacağız. Şifalı bitkiler ve alternatif tıp üzerine bir kitabı var sevgili İbrahim Gökçek'in. Reklamlardan sonra bunun üzerine de biraz konuşalım. Yöntemler, hastalıklar ve özellikle kadınlarda gözüken miyom ve kistlerden bahsedeceğiz sevgili seyirciler. Bu anlamda da sıkıntınız varsa lütfen ekran başında kalın. Çünkü biz çok kısa bir reklam arasına gidelim. Dönüşte tekrar karşınızda olalım efendim. Buyurun. Evet, değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Herbalist İbrahim Gökçek'le dolayısıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Şifalı bitkileri kendisinden öğreniyoruz. Fazla değişik
Kendinize özel spesifik sorularınız içinse 0212 331 32 17 18 19 danışma hattımız program süresince alabiliyorsunuz. Şifalı bitkiler ve alternatif tıp okurseverlere ya da bu konuyla ilgilenenlere özellikle, çünkü şifalı bitkiler üzerine hani çok hobi olarak öğrenmek isteyenler, yine kendi sağlıklarıyla ilgili öğrenmek isteyen birçok kişinin olduğunu biliyorum. Eğer böyle bir ilginiz varsa bu kitapta tam 7000 adet sevgili seyirciler, az buz değil, 7000 çeşit bitki var. O bitkiler hangi hastalıkları tedavi noktasında iyi geliyor, resimleriyle hepsi tüm detaylarıyla sevgili İbrahim Gökçek büyük bir emek var burada. Belirtmiş, yazmış, kaleme almış, ilgilenenlere duyurulur diyelim. Buyurun İbrahim. Evet, bugün kist, miyom, nodül, yağ bezi tümöründen bahsediyoruz. Hipofiz bezi. Hipofiz bezi de çok önemli. Hipofiz bezesinde hipotalamusun altında beyinde sarımsak gibi sallanan nohut büyüklüğünde bir organ. Fakat bütün hormonların ve hormon salgılayan organların orkestra şefi gibi. Bütün hormonlar bu yönlendirir. Hipofiz bezesi. Bunun sapında nadiren toplu iğne başı kadar bir kist oluşur. Buna mikroadenom denir. Mikroadenom oluşur. İyi huylu veya kötü huylu türleri olabilir. Şimdi bu, eğer ki prolaktin erkeklerde en fazla 18 olması gerekir, bayanlarda 24 olabilir. Yani süt hormonu prolaktin. Bir beyefendi de aşırı yükselmiş. Tabii doktoruna gidiyor. Doktor diyor ki burnuna girip ameliyat edelim. Ama yine çıkar. Ne yapacağız? Bununla yaşamayı öğreneceksin. Nasıl yaşanır bununla? Yani hormon aşırı yükseliyor. Bir erkekte kadınlık hormonu aşırı yükselmesi kötü bir şey. Tabii. Yapacak bir şey yok deyince adamcağız hayata küsüyor. Evden dışarı çıkmıyor. 5 yıl. Bana geldiğinde maratondan gelmiş gibi. Dedim ki ne oldu beyefendi? Maratondan mı geliyorsun? Ne maratonu? Merdivenden çıktım dedi. Niye bu kadar dedim, elin yüzünü siliyorsun, ter su içinde kalmış. 5 yıldır evden ilk defa çıkıyorum. Niye? Hayata küsmüştüm dedi. Senin ürünleri denemek için dedi geldim. İnandırıcı buldum. Onun için geldim. Nedir? Anlattı. 5 yıldır dışarı çıkmadığı için kolesterol, tansiyon, şeker, her tarafında damarlarda yağlanma, beyin damarlarında yağlanma, daralma, evet her tarafı yağlanmış. Beyin ana arterleri hepsi problem değil dedim. Karaciğer yağlanması var. Karaciğer değerleri alt üst olmuş. Tam 6 hafta kullandı. Doktoruna tekrar gittiğinde 38.62 prolaktin. Yüksek. Yani bir erkekte olması gerekenin 2 katından fazla. Hatta bazı bayanlarda, bir tanesi yine bir hanımefendi, 106 idi prolaktini. Normale indirdik 6 haftada. Ama onun raporunu almadığımız için, yani müsaade almadığımız için yayınlamıyoruz. Çok kişi var prolaktinin problemi olup da tedavi ettiğimiz. Prolaktin problem değil. Yani mikroadenom erediği zaman prolaktin normale dönüyor zaten. Prolaktin hormonu yüksek olmasının sebebi mikroadenom. Bu beyefendideki değerler 6 haftada normale döndü. Mikroadenom eridi. Fakat aynı zamanda mikroadenom için ürün alırken karaciğer değerleri, mesela burada karaciğerinde ALT'si, AST'si fırlamıştı. Trigliseridi, kolesterolü, bütün değerleri, bu işaret ettiğim değerler 6 haftada normale döndü. Kolesterol düştü, trigliseridi düştü. Bir dakika şurada bakayım. Kolesterol ALT'si, 238. Burada 100, bakıyoruz. Kolesterol. 128. Bütün değerleri normale döndü 6 haftada. 128, evet. 6 haftalık bir süreçte. 6 hafta. 248'den 128'e kolesterol düştü. ALT'si, AST'si fırlamıştı. 150'lerde, 160'larda 27'ye düştü. Normal değere döndü. Evet, aynen. Yani hem karaciğeri rahatladı, temizledi, arındı. Hı hı. Karaciğer yağlanması ortadan kalktı. Damarlardaki kolesterol, lipid, trigliserit yağları eridi. Tansiyonu normale döndü. Ve hipofiz bezesindeki mikroadenom eridi 6 hafta içerisinde. Maşallah. Ama bu başarılı demek değil ki. Bazıları diyor ki ya ben 6 hafta kullandım, bende de değişiklikler oldu, iyileşme oldu ama neden tamamen iyileşmedim? Her bünye farklı. Tabii. Bazılarında 2 ay sürebilir, bazen 3 ay da sürebilir. Sabretmek gerekir. Bazen de vatandaş alıyor ürünü. Ben ona diyorum ki iksiri dozajını yavaş yavaş bu ürünü artırabilirsen daha etkili olur. Mesela günde 3-4 defa 2 yemek kaşığından önce 3 sonra 4 artırabilirsin. Hatta bir çay bardağı bile içebilir. Kisti olanlar, miyom olanlar artırabilir. Bazıları tersi yapıyor, azaltıyor da bitmesin. Halbuki çok basit, çok ucuz bir ürün.
Mesela burada bir hanımefendi bize geldiğinde SA-125 yani yumurtalık kisti, kötü huylu, kanser. Kanserli hücre sayısı 5230. Üniversite okuyan bir genç kız. Hı hı. Kötü huylu bir kist. 11 santim. Doktoru mutlaka ameliyat demiş. İstanbul, Ankara, Gaziantep. Hı. Ameliyat şart. Sabaha kadar uyumamış. Beni aradı dedi ki tedavisi mümkün mü? Hı hı. Kistin erimesi mümkün mü? Hı hı. Ameliyata kaç gün var? 6 hafta. 6 hafta deneyelim. Yani eritir demek yanlış. Çünkü bilmiyoruz. Deneyip göreceğiz. Bizim ürünleri kullandı. Değerleri 5230 olan SA-125. Evet. Yani kanserli, kötü huylu bir kist. 76'ya düştü. 6 hafta içerisinde. Evet, 76. Yani normale döndü. 6 hafta. Tekrar tahlil yaptırdığında, işte ultrasona bakıldığında bu sol yumurtalığında, sağ yumurtalığında da dağınık jel gibi bir kaz tabakası tespit ettik ama ne olduğunu anlayamadık demiş doktorum. Yani kaz zannediliyor fakat kaz değil, jel gibi bir şey tespit, hı hı, etmişler. Bu ürünleri kullandığında 7 santim ortaya kist çıktı. Diğer yumurtalıkta. Neden? Dağınık olan, jel gibi dağınık olan bütün kisti topladı bir noktaya. O özelliği de var yani. Dağınık olan, bilinmeyen, gaz zannedilen veya jel gibi bir şey zannedilen, iltihar gibi zannedilen şey. Topladı ortaya. Ortaya yeni bir kist. Kızcağız korktu, dedi ki sağ yumurtalığımda kist yoktu. Sol yumurtalık tamam küçüldü. 5 santime, 11 santime, 5 santime düştü. Kötü huylu işte kanserli hücre sayısı düştü. Ama sağda bir şey yoktu. Ortaya 7 santimlik bir kist çıktı. Var olan bir şey ortaya çıkardı. Topladı. Yani bunda panik olacak bir şey yok dedim. Çünkü onu besleyen yan kökler var, saçak şeklinde. Hmm. Nasıl ki soğanın kökü var ince ince, saçak, hı hı, şeklinde. Hı hı. Kistin, miyomun, nodülün, yağ bezin, tümörün, her şeyin, bunların çok ince yan kökleri var. Bu ürünleri kullandığında yavaş yavaş onları bir noktaya topluyor. Hmm. 4-5 ay kullandıktan sonra o da eridi. Güzel. İki hanımefendi gelmişti bana. Birisi Hamile Hanım ve Halime Hanım. Birinde 6 santim, iki tane, biri 6 santim, biri 4 santim miyom, diğerinde 5 santim. Hı hı. İkisi de başladılar ürüne. Ben anlattım iksiri, işte yavaş yavaş dozajı artırın, 3 yerine 5 defa alın, anlattım. Tamam. 3 ay sonra ikisi tekrar geldiler. Biri dedi ki, iki tane miyom olan bayan, bende hiçbir şey yok, tamam kurtuldum dedi. Arkadaşı dedi ki, benim 5 santim olan kist dedi, sadece 4 santime küçülmüş, 1 santim küçülmüş. Arkadaşım dedi tamamen yok olurken bende neden dedi yok olmadı. Dedim nasıl kullandığınıza bağlı. Bunu alıp kullanırken yavaş yavaş dozajı artıracaksınız. Yani 3 defa 2 yemek kaşığı yerine 5 defa yarım çay bardağına kadar yavaş yavaş artıracaksınız. Siz nasıl kullandınız? Halime Hanım normal kullanmış bizim söylediğimiz gibi. Diğer bayan da azaltmış tez bitmesin diye. Allah Allah. Dedim ki benim söylediğim gibi kullanmamışsınız. Kusura keşke bakmayın. Düzenli olarak kullansaydı düzenli bitsin. Olarak siz gönderirdiniz sonuçta yani, problem değil yani. Mi? Erirdi. O kullanmadığı için tabii ki pek faydası oldu ama yeterli. Ama süreci uzattı. Süreci uzar. O zaman, hı-hı, bir yıl, iki yıl alır. Evet. Yani bazıları zannediyor ki kokladığın zaman da etkisi olacak. Öyle bir şey yok. Yok. Gerçekten. O kadar da değil. Şimdi İbrahim Bey az önce hazımsızlıktan, şişkinlikten bahsetmiştik ya, Caner Bey göndermiş, bankacı olduğunu belirtmiş. İyi yayınlar demiş, çok teşekkür ediyoruz efendim bizi izlediğiniz için. Düzenli olarak spor yapmama ve beslenmeme de son derece dikkat etmeme rağmen özellikle diye vurgulamış. Son iki yıldır çok ciddi anlamda hazımsızlık, gaz problemi ve şişkinlik problemim var. Acaba İbrahim Bey bana ne tavsiye eder? Caner Bey'e teşekkürler ve geçmiş olsun diyelim. Bağırsaklarda mantar olduğu bir kişinin nasıl anlaşılır? 1. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, dövülmüş gibi kişi hissediyorsa kendini mantar vardır. 2. Alerjik hastalıklar. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kuru deşen, deri hastalıkları, sedef, seborik eksem, akne, akne inverse, liken planus gibi mide bağırsak rahatsızlıkları varsa mantar vardır. Mantar nasıl kişiye bulaşır? Nasıl yayılır? 1. Antibiyotik kullanan herkese mantar yerleşir. Antihistaminik, antidepresan, kimyasal ilaç kullanıyorsa kişi bağırsaklarda mantar zaten var.
olan artıyor. Var ama diyelim ki normal sağlıklı bir insanın yani bir gram tefacetinde 1000 tane varsa kimyasal ilaç kullanmışsa 3-5 ay sonra bu 10 binleri bulur. Veyahut da bazen hiç çıkmayabilir. Çünkü mantarla bakteri, mantar virüs farklıdır. Neden? Mantar bağırsaklara kine gibi yapışıyor. Sülük gibi. Çıkmıyor. Bir. İki, dokunuş şeklini alıyor. Koronoskopiyle bakıldığında orada bir anormallik gözükmüyor. Çünkü dokuya yapışıyor. Doku zannediliyor. Dokunuş şeklini alıyor. Mantarın teşhisi yok. İdrarda gözükmüyor. Kanda gözükmüyor. Daha önce program başında söyledim ya. Mantar büyük çap olaraktan futbol topu kadar düşünelim. Bakteri portakal kadar, virüsü misket kadar. Bu nedenle mantar idrardan, kandan tahlillerde çıkmaz. Çıkmadığı için de teşhis edilemez. Sadece belirtisinden, rahatsızlıklardan anlaşılır. Bir, iki, kişinin dilinin üzerinden de anlaşılır. Beyazımsı bir tabaka varsa mantar var. Dilin üzerinde sarımsı bir tabaka varsa çok mantar. Kahverengimsi bir tabaka varsa çok çok mantar var. Siyah bir tabaka varsa Allah korusun hemen acil doktora gitmesi gerekir. Tamam, şimdi bir reklam aramız var sevgili İbrahim Bey. Bu reklam arasında sevgili seyircilerimiz bir dil testi yapsınlar bakalım. Onlarda mantar durumu ne dereceymiş, ne seviyedeymiş ki ona göre de siz reklam dönüşünde de yine çözümleri konuşacaksınız. Olur mu? Bir reklamlarımız var dolayısıyla son reklamlar sevgili seyirciler. Sorularınız var. Reklam dönüşte onları da cevaplayalım. 0212 331 32 17 18 19 danışma hattı. Ona da yine özel sorularınız varsa eğer gönderebilir. Bu sorularınızın cevabını alabilirsiniz. Reklam dönüşü. Biz tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Evet, son bölümle tekrar karşınızdayız değerli izleyenler. İbrahim Bey, sedef hastalığı ile ilgili, egzama ile ilgili, özellikle sedefle egzama aynı şeyler midir diyen bir izleyicimiz var. Maltepe'den sevgili Berin Hanım. Bir de gastrit ülserle ilgili çok ciddi sorular var. Hani biz ne yapacağız? Şişkinlik, gaz çekiyoruz, hazımsızlık problemimiz var diye. Az önce Caner Bey'di galiba. Caner Bey gibi birçok izleyici. Zaten onu açıklıyorduk. Bir evet. De dil testini yapmıştık. Hani dilin üzerine beyazımsı bir tabak varsa evet, mantar. Bir daha tekrar sarımsı edelim. Bir tabak varsa çok mantar. Kahverengimsi bir tabak varsa çok çok mantar var. Siyahlaşmışsa Allah korusun acil doktora gitmesi gerekir. Dilinin ortasında çizgi varsa derin veya hafif, midesinde, pankreasında. Ortaya doğru ise pankreasında, az öne doğru ise midesinde problem var. Sağlı sollu diş izleri varsa karaciğer yağlanması var demek. Evet. Midede gastrit veya ülser varsa isterse 30 yıllık gastrit veya ülser olsun. Bu lahana suyu ve 16 çeşit bitki içerir. Bununla ilgili New York şehrinde Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Vesel, Profesör Doktor Miller'in klinik araştırmaları var. Yani yıllar önce yapılmış. Fakat onlar lahananın birleşiminde çok az miktarda tiyosiyanat var. Yani tiroid bezesinin iyot akışını engeller tiyosiyanat. Guatr. Yani evde kişi lahana suyunu yapsa içse ne olur? Guatr'a sebep olabilir. Biz bunun diğer bitkilerle yan etkisini sıfırladık. Kullandığı zaman gastrit veya ülser 4-5 hafta, en fazla 6 haftada inar, pangastrit daha iyileştirir. Klinik araştırması var, belge var. Çünkü bunun birleşiminde metilmetilyonun sulfonyum bromid denen çok hassas bir amino asit var. Bu Helicobacter pylori yani gastrite sebep olan bakteriyi en kısa yoldan en doğal şekilde yok eder. Gastritin en ağırını veya ülseri 4-5 haftada tedavi etmek mümkün. Sedefe karşı ise Profesör Doktor Simoncini İtalyan asıllı doktor tam 30 yıl araştırma yapmış. Yapmış olduğu isteyen internetten girerek bakabilir. Simoncini. Onun teşhisi doğru, tedavisi yanlış değil de işkence gibi bir tedavi metodu var. Teşhisi doğru, kamerayla çekmiş. Mantardan olduğunu belgelemiş. Sedefin sebebini bugüne kadar kreatin denen bir protein yetersizliğinden kaynaklanmış. Kreatin deriyi, saçı ve tırnaktaki dokuyu güçlendirir. Parlak bir şekil verir. Kreatin yetersizliği olursa hücre çoğalması, hızlı hücre çoğalması olursa işte hücre tam mükemmel olmadığı için sedef ortaya çıkıyor deniliyordu. Bu bir hipotezdi, belgelenmemiş. Bunun böyle olmadığını Doktor Simoncini belgeledi. Sedefin sebebinin mantar olduğu belgeli. Artık bu konuda bazıları televizyona çıkıyor diyor ki işte araştırılıyor, bilinmiyor, bulunmuyor, işine gelmiyor. İnternete gir, sedef yaz. Simoncini çıkıyor. Profesör Doktor Simoncini. Evet, belgeli. 30 yıl bu konuda araştırma yapmış ve buluş yapmış. Sedefe karşı ise en etkili bitki aloe vera'dır.
dünyada SDF'ye karşı bununla ilgili klinik araştırmalar var. Mısır'da yapılmıştır klinik araştırması ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış. Bunun içerisinde biz özel bir ürün ürettik, özel bir formül geliştirdik. 19 yıl çalıştıktan sonra bunu geliştirebildim. Bu bağırsaktaki mantara karşı en etkili ürün. Bağırsaktaki mantardan kurtulduğunuz zaman SDF'den, ekzemadan, akneden, akne inverse, bazılarının koltuklarında, kasık altında ter bezi iltihabı oluyor. Ter bezi iltihabı da çok kötü bir hastalık. Çıban gibi iltihaplı cerrahatlar akıyor. Birisi adamcağız bana geldi. Koltuk altlarına böyle selpak koymuş hep. İltihap akıyor, yara olmuş. Zor tabii. Evet, durmadan bez değişti, şey değişti. Ya bunun tedavisi mümkün mü? Ameliyat olması şart demiş doktoru. Ameliyat olsa ne olacak? Tekrar kenarından çıkıyor. Yine çıkıyor. Tekrar yükseliyor. Çünkü bağırsaktaki problemden kaynaklanıyor. Biz ona iksir, aloe vera jel ve özel bir çay ağacı yağı. Bu çay ağacı yağı da Profesör Doktor Bazet olmak üzere birçok profesör tarafından denenmiştir. Bunun özelliği de farklı. Melaleuca alternifolia, Avustralya'da yetişen bir bitki. Süper. Mantara karşı çok etkili. Ayak parmaklarında pişikler olur. Pişiklere karşı kullanılır. Bir, tırnaklardaki mantara karşı kullanılır. Genital sihir ve genital herpese karşı direkt kullanılır. Hı hı. Bazı bayanlarda pis kokulu akıntılar oluyor. Hı. Bu gibi durumlarda tampona 4-5 damla damlatıp fitil gibi kullandığında pis kokulu akıntılara karşı kullanılır. Mantara, derideki harici mantara karşı çok etkili. Güzel. Normal yüzde oluşan sivilce ve akneleri sivilce ve akneleri de birkaç defa damla sürdü mü birkaç günde akneyi, sivilceyi iyileştirir. Evet. Bununla ilgili bu yazmış olduğum kitapta çok ayrıntılı bilgi var. Klinik araştırmalar var. İnsanlar üzerinde denenmiş. Yani söylemiş olduğum şey de herhangi bir şey yok. Benimle ilgili değil. Klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Peki İbrahim Beyciğim, programımızın sonundayız. Birkaç sorumuz var ama ikisine özellikle değinmek istiyorum. Serkan Kan Beyefendi programımızın tekrarsında 5'te var mı demiş. Maalesef yok ama internetten programlarımızı izleyebilirsiniz. Onu söyleyelim. Çünkü özellikle bir yayını izlemek istiyormuş. Önemli olduğunu da göndermiş olduğunuz mailden anladım. Bir de Kader Hanım herhalde. Benim size bir sorum olacak. Benim eşime yaklaşık 5 yıldır eklem romatizması var. Sağ ayak eklemine gitmediğimiz doktor kalmadı ama hala şişiyor, ağrı yapıyor ve eklemden sesler geliyor. Bunun için İbrahim Bey'in önereceği bir yöntem var mıdır? Evet, eklemlerde kemikleri zayıfladığı için şöyle ayak bileklerinde takırdı. Böyle tak 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 sesler geliyor. Bağırsaklar çok için aloe vera jel, damarları temizleme, arıtma, karaciğer yağlanmasını önlemek için iksir. Hı hı. Bağırsakları tedavi etmedikçe buradan bataklık gibi gelen toksik maddeyi durdurmadıkça tedavi olamaz kişi. Hı hı. Bağırsaklar için aloe vera jel, karaciğer yağlanması için iksir ve özel kemik çayı ile romatizma çayı. Bunları kullandığı zaman en ağır rahatsızlığı bile tedavi etmek mümkün. Zaten bununla ilgili Freiburg Üniversitesi'nin Profesör Doktor Kubrinski'nin klinik araştırmaları var. Peki. Ona peki, karşı. Evet. Peki, çok teşekkür ederim İbrahim Bey. Süremizin sonuna geldik. Saygılar, hürmetler bizden efendim. Sevgili seyircilerim, 0212 331 32 17 18 19 daha fazla bilgi için keyifli bir hafta sonu geçin İbrahim Beyciğim ki inşallah hafta içi tekrar Sine 5'te güzel güzel yayınlar çıkaralım sizinle. Tekrar sağ olun, eksik olmayın. Hürmetler. Evet değerli izleyenler, bugünlük de programımızı noktalıyoruz. Kendi adımıza haftayı noktalıyoruz dolayısıyla. Herkese keyifli, güzel, mutlu, huzurlu ama hepsinin önemlisi de sağlıklı bir gün, bir ömür dileyelim. Çünkü sağlığımız varsa her şeyimiz var. Bunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Pazar günü saatler 13.30'u gösterdiğinde pazar sohbeti programıyla Sine 5'te. Pazartesi ise yine saatler 9.30'u gösterdiğinde uzman gözle programıyla karşınızda oluyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.